Donald Trump'ın Bitcoin'i stratejik rezerv olarak ilan edeceği seçim vaadinden sonra neler yapabileceğini ufak bir araştırma yaptım. Öncelikle tekrar belirteyim, stratejik rezerv de rezerv para farklı şeyler. Bitcoin rezerv para olarak ilan etmeyecek, stratejik rezerv olarak ilan edecek. En yakın rakibi de altın, Bitcoin'in. Dolayısıyla da dünyadaki toplam altının yüzde kaçı Amerika Birleşik Devletleri'nde? Buna yakın bir yüzde Bitcoin'i tutabilir. Bu birinci yaklaşım. Yani Amerika'nın elinde 8100 ton altın var. Dünyada toplam ne kadar altın var? Ona bakmıştık. 187 bin ton altın var dünyada toplam. 187 binin 8133 Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bunu bölersek yüzde kaçı Amerika'da? %4,5. Dolayısıyla da 21 milyon Bitcoin varsa bunu da aynı olsun, 4,3 olsun. Çarparsak 903 bin Bitcoin'i Amerika Birleşik Devletleri'nin satın alması beklenir tahminen. Diğer açıdan bakarsak, Amerika'nın elinde 480 milyar dolarlık Bitcoin var. 480 milyar dolarlık Bitcoin alacağım da diyebilir tersten gidersek. 8100 ton altının karşılığı yarım milyar dolar yaklaşık. Dolayısıyla da yarım trilyon dolarlık Bitcoin alabilir. Böyle bir şeyle de yaklaşabilir. Böyle iki yaklaşımdan birini tercih edecekler bence. Kişisel görüşüm. Mantıklı olan da şunu yapması. Yani dünyadaki toplam Bitcoin'in %4'ünü ben Amerika'da tutacağım, Amerikan hazinesinde tutacağım demesi daha mantıklı. Bu da şimdiki fiyatlarına kadar yapıyor. 67 bin dolar diyelim kabaca. Çarpı şurada Bitcoin. Şunu formatlayalım. Kaçma yapıyor ya. Bunlar yüzler, bunlar milyar. 60 trilyon dolar yapıyormuş. Bir şeyi yanlış yaptık. H3 değil ya. C3. Şunu yanlış yaptık. Evet. 67. Tamam, böyle doğru oldu. 67 milyonu dedi. 67 bin dolar bir Bitcoin. 900 bin Bitcoin olursa 60 milyar dolarlık Bitcoin yapar. Bunu tersten düşünüp 450 milyar dolarlık, yani altın kadar da Bitcoin alacağız derse tabii çok daha büyük bir yatırım olur. Şu haliyle
normalde bir para ya. 60 milyar dolarlık Bitcoin alması Amerika'nın hiçbir şey değil. Yani yaktıkları para trilyon dolar. 60 milyar dolarlık Bitcoin alacağım derse Trump tek seferde bile alabilir. Ama benim şahsi görüşüm bunu böyle 2 yıla 3 yıla falan yayarlar. Yani 2 yıl içerisinde alacağım derler bu kadar Bitcoin'i. Gayet de güzel olur. Eğer böyle bir şey yaparlarsa.